Sevgili dostlar, burada laf çok başladı. Sayın Oya Başar konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Metin Yıldız konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ebru Makın konuğumuz, hoş geldiniz. Bir hoş rahat buldum. Rahat oturuyorsunuz değil mi? Sette böyle rahat koltuk var mı? Nefes nefese geldik. Aynen ya, ucu ucuna ve ben çok korktum gelemeyeceksiniz. İnanılmaz bir şekilde size. Ve korktuk, dedik yetişemeyeceğiz ama yetiştik yani. Süper, tamam. Alemin kralısınız yani, o kadarını söyleyeyim. Ben sana şöyle oturmak istiyorum. Bu şey... Rahat oturayım. Ya küçükken işte misafirliğe falan gittiğimizde annem izin vermezdi öyle oturmaya. Ben böyle yapınca birden Oya ablanın yanında. Ha, hemen güzelliğin yanında öyle güzel. Çok enteresan. Çok ilginç. Hep öyle espriler yapar mısınız? Bu bir espri değildi, gerçekti. Gerçek miydi? Gerçek. Tamam, işte espriyle gerçeğin iç içe geçtiği bir gün yaşıyoruz aslında. Programımızın başında hemen size biliyorsunuz böyle iki reklam arasında doldurmak için ufak dolgu maddeleri kullanıyoruz. Hani diş hekimlerinin kullandığı cinsten. Bugünkü konumuz silikon. Dudaklarda kullanılır. Hiç de yabancı değil. önümüzdeki bölümde benim böyle bir performansım var. Tamam, geçmişinizde olmasın da önümüzdeki bölümde olsun. Hiç sorun yok. Şükür Allah. Peki efendim. Şöyle şimdi Türkiye bunu tartışıyor. Acaba silikon yapılmış dudakta uçuk çıkar mı çıkmaz mı? Tabii. Güzel. Şey izliyor musunuz Muhteşem Yüzyıl'ı? Evet. Oldu. Isabella Rossini, Madrini, Adriani öyle bir şey var. Prenses. Hı. Prenses var. Prensesin dudaklarının silikon olup olmadığını biz hani haftalarda tartışıyorduk. Ama ben sonunda benim dudaklarım silikon değil. Zaten silikon dudakta uçuk çıkmaz ki dedi. Hmm. Biz onu bir görelim mi? Prenses Isabella'nın çok silikon isyanını. Şimdi görüyoruz, hemen şuradan baktınız. Silikonlu dudak uçuklar mı? Uçukları delir oldu. Dudak uçuklatır aslında. Silikonlu dudak tam olarak neyi uçuklatır? Dudak uçuklatır. Ha, dudak uçuklatır. Silikonlu dudak. Aa, çok güzel kelime esprileriyle gidecek. Bu söylediğine kim inanır? Kader inanır. Bu topa girmem. Çok güzel. Girmem diyorsunuz da. Peki, bunu tatbik etmiş olan inanabilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz tabii yani birçok nedir sanatçının oyuncunun da ablası olarak. Nedir bu silikonlu dudak, uçuklar mı uçuklamaz mı? Bilemiyorum çünkü bu konuda ihtisasım yok. Bildiğin normal dudak ama... yani buradan bakınca anlaşılıyor. Yani normal dudak uçuklar ama silikonlusu uçuklar mı uçuklamaz mı onu bilmiyorum. Peki o zaman şöyle çok daha kritik bir soru geliyor akla. Silikonlu dudak ne görünce uçuklar? Onu ben söylemeyeyim istersen. Onu siz söylemeyin. Onu Metin Yıldız'la alın. Ne görünce uçuklar. Ne görünce uçuklar? Yani soğuk. Ben de söylemeyeyim direkt evrim. Evrim Akın, hoş geldiniz. Parlez-vous français. Ben olaya tamamen Fransız kalıyorum. Sevgili kameramanım Ergen'im, ne görünce şey olur uçuklar? O da bilemiyor. Evet, biz böyle topu döndükten sonra yani şöyle bir şey hakikaten bilimsel bir açıklama var. Hani silikonlu dudağım olduğu, yani silikonsuz olduğu için uçuklamaz demiş. Hanımefendi, biz de kabul ediyoruz bunu. Ya silikonlu olduğu için mi uçuklamazmış, silikonsuz olduğu için mi, onu anlayamadım. Şimdi tam olarak şey. Ben de şey biz niye bunun üzerine bu kadar konuşuyoruz? Allah aşkına. Çok mu şişirdik? Vallahi çok şişir. Beyni buraya değdi. Programa silikonu dayadık gidiyor sevgili vallahi. Dostlar. Bize Twitter/Mesutlar adresi ya da Twitter/buradalafçoktan ulaşabilirsiniz. Bu sırada İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri de atanamıyormuş. Öğretmenlere kendileri de katıldı. Silikonda. Silikonda olabilir. Uçuklar. Yani böyle bir dudak var. Neye? Muhteşem Yüzyıl'a mı atanıyorlar? Çok enteresan oldu. Hakikaten. Ya bu tabii biz seviyoruz. Çok kral bir diziniz var. Yani hakikaten de o da yani Muhteşem Yüzyıl'ın şey güncellenmiş hali. Kraliyet yani. Evet. Bir nevi böyle sever misiniz asaleti? Asalet güzel yani, güzel. Severiz hepimiz. İyi olmayı severiz, güzel ama olmayı severiz. Şafak sizlerin üzerinde çok da şey durmuyor gibi yani o asalet. Ne dersiniz? Yani bilmiyorum yani Şafak hakkında tabii konuşmak şu anda kendisi burada olmadığı için doğru değil ama yakışıyor. Yakışır mı dersiniz? Yakışır. Nasıl buluyor? Şimdi Şafak 3 hafta önce falan bize konuk oldu. Hı. Ve bildiğin atar yaptı hepiniz hakkında. Yani ileri geri konuştu. Arkanızdan konuştu. Hı. Ha, yavaşlatıyorlar beni dedi. Yani dizi yürüyecek, yürüyemiyor dedi. Bir dur geldi dedi. Silikondan. Bu da mı silikondan? Şafak abinin dudakları silikon. Buradan açıklıyorum. Şafak sizin dudakları tabii, silikon. Hadi canım. Hiç uçukladı mı? Sabah dokundum silikonla. Uçuksuz. Uçuk olmadığına göre. Şimdi yavaş yavaş silikon tabii dudağı yaptırıyorsun. Beyne doğru gidiyor. Beyne doğru gidince... gök çekimi. Gerçekten yani gök çekimi yapıyor. Arkamızdan konuşan
beyne doğru gidince dolayısıyla tabii her şey söylenebiliyor. Peki böyle hani setlerden çıkıp programlara konuk olduğunuz zaman birbiriniz hakkında çok konuşur musunuz ileri geri? Şöyle söyleyeyim, benim gerçeğe dönelim. Genelde kimse hakkında bir şey söylemek hiç hoşuma gitmez. Polemikleri de sevmem. Birisi hakkında soru sorulduğu zaman cevap da vermem. Çünkü onun da cevap hakkı doğar. Dolayısıyla kimsenin hayatıyla ilgili bir şey söylemeyi pek sevmem. Harikaymış. Açıkçası. Yani anlaşıldı ki birçok yanıt alabileceğiz sizden bu akşam. Daha evet. Alacağımız yanıtın tamamı bu olduğu için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim. Şimdi Metin Yıldız senden devam edelim o zaman yani. Ne haber? Ya öyle kaldık diyor. Hani nereye bağlı? Siz böyle ileri geri konuşur musunuz rol arkadaşınız hakkında? Ya şöyle bir şey var. Son zamanlarda o kadar kendimle ve yaptığım işle meşgulüm ki. Yani kim ne yapıyor bilmiyorum. Bilsem konuşurum aslında. Abi ben bayağı arkadan konuşurum. Böyle bir narsizm falan. Gömerim. Kendinizle meşgulsünüz. Nasıl buluyorsunuz kendinizi? Ya bilmiyorum. Şu anda gerçekten kendimi incelemekle meşgulüm. Çünkü bambaşka bir dünyaya geçtim ve burayı çözmeye çalışıyorum. 8 senedir BKM'deyim. Çok fazla dışarıda ne olup bittiğini bile bilmiyordum. Gerçekten şu anda onu çözmeye çalışıyorum. Anladım. Şafak Sezer'de bir oyuncu var biliyor musun? Şafağı çözmeye çalışıyorum. Onu çözmeye çalışıyorsunuz. Okey ya. Peki kendinle neleri keşfettin? 8 sene sonra? Çok iyi bir eğitim sürecinden geçtim ve çok idmanlı olduğumu fark ettim. Ha, budur yani değil mi? Tamam yeter zaten. O sana lazım olan o. Onun gerisini. Siz öyle durur musunuz hep? Ben hep dururum. Çok da güzel duruyorsunuz maşallah. Böyle Pepe gibi. Pepe çok gibi bakma tabii canım, bir çizgi film karakteri gibi. Bize ne yapacaksınız bugün inşallah? Oh neler yapmayacağız ki size. Aman ne güzel hazırlanıp geldiniz yani. Yaprak sarma getirdik, kısır getirdik. Her şeyimiz yaptık var. Yaptık da getirdik. Biraz uzun sürüyormuş sizin program. Ya bizim sabah. Yiyeceğimizi de aldık geldik. Sabah, öyle mi? Eyvallah. Hoşan, neler ne olur ne olmaz. Sizin setin açısı da iyidir diye. Ay ne yiyoruz, ne yiyoruz sette. Oo, Fatsa'dan getirdim. Her avuç bir her gün bir avuç. İşte bir avuç verdim o yüzden. Bakalım katırt yaptım. Fazla yersen programı bitiremeyebilirsin diye. Bu biraz kalori de yapıyor değil mi? Kalori yapınca ne oluyor? Enerji yapıyor. Enerji yapınca da. Ya biz reklam arasında olduk mu? Bitti artık yani. Hani program bitti.